Hayatım şimdiden söyleyeyim, sakın Murat'la tartışmaya girme. Burnundan soluyor. Ethem çocuk muamelesi yapma, nasıl davranacağımı biliyorum herhalde. Ben söylemiş olayım da. Hemen bugün davetiyelere karar verirsek, yarın da elimizde olur. Esor da sabah erkenden kurye veririz. Her şey yetişecek gibi görünüyor. Hiç merak etme. Kır düğünüyle ilgili iki tane organizasyon şirketiyle görüştüm. Çok iyi işler yapmışlar. İstersen web sayfalarından bakabilirsin. Kartları şurada bir yerde olacaktı. Levent, ben kır düğünü istemiyorum. Neden? Gerek yok, boş ver. Ama sen istediğini söylemiştin. O zaman istemiştim. Artık istemiyorum. Kendi aramızda sessiz sakin bir nikah olsun. Çok fazla kişinin gelmesine de gerek yok. Tamam. Sen nasıl istiyorsan. Düğünle ilgili başka bir isteğin var mı? Yok. Ben de bugün düğün pastasını seçeriz diye düşünmüştüm. İstersen çıkıp bakalım. Ben gelmeyeyim Levent. Yani hem yorgunum, hem de bu gazete haberi biraz moralimi bozdu. Sen istediğin gibi karar verebilirsin. Ama sonra beğenmeyip şikayet etmek yok. Ağzımı bile açmayacağım. O zaman bana müsaade. Yapılacak çok iş var. Kahveni içseydin? Bir dahaki sefere. Ne? Levent Bey'le mi evlenecekmiş? Murat Hoca ne olacak? Geçmiş olsun Murat Hoca'ya. Bu Fatma teyzenin... Abla, Fatma. Kesin miymiş o iş? Kesin tabii lan çocuk. Hasretim aldı karşısına konuştu ikisinin. Levent Bey'le evlenecek o. Levent Bey nereden çıktı şimdi ya? Ha, kusura bakma, sana sormayı unutmuş. Ha. Abla ne yapıyorsun sen ya? Bırak, zaten hamilesin. Lan hamile hamile koca muhtarlığı taşıdım. İki tane kuliden bir şey olmaz. Ne olacak peki bunlar? Fakir fukaranın evlerine dağıtılacak. Sen çağır Kubra'yı, bana yardım etsin ancak, hadi. Tamam. Bu çilli. Murat, iyi misin? Anne, baba, sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Nakiye, sen de gelir misin? Çaldığın parçayı hatırladın mı anne? Rimski-Korsakov'un Arının Uçuşu adlı parçası. Zor bir eserdir. 16'lık notalar ard arda uçuşur. Lise yıllarımda piyano hocamız bu eserden sınava gireceğimizi söyledi. Gece gündüz durmadan çalıştım. O kadar çalıştım ki komşular gelip babama rica etmişler. Murat, gece çalışmasa da uyuyabilsek diye. Sonra sınav yapıldı. Ben sınıfın en iyisi olduğumu düşünüyordum. Gerçekten de çok iyi çalmıştım. Ama sınavda birinciliği Refik diye bir arkadaşım kazandı. Kendimi yediremeyip itiraz ettim. Hoca beni kenara çekti. Önce yaptığım hatayı söyledi. Sonra da bir yarışa giriyorsan kazanmak kadar kaybetme ihtimalin de var. Her zaman kazanılmaz. Kaybetmeyi öğrenmek önemli bir erdemdir dedi. Çok haklıydı. Zamanla büyüdükçe hocamın dediklerini daha iyi anladım. Ne zaman bir şeyi kaybetsem kulağıma hep bu parça ve hocamın sözleri geldi. Tıpkı bugün de olduğu gibi. Ben bugün Hasret'i kaybettim. Siz Ceren'le bir ilişkim olduğunu sandınız. Ama Ceren'le aramızda dostluktan başka bir şey yok. Benim kalbimde her zaman tek bir kişi oldu. Hasret bir yanlış anlaşılma yüzünden Levent'le nişanlandı.
Ben bundan emin olmak ve Hasret'in kararını etkilememek için Ceren'den yardım istedim. Kısacası sevgiliymişiz gibi bir oyun oynadık. Sonunda kaybetmek ya da kazanmak vardı. Dediğim gibi ben kaybettim. Hasret Levent'i tercih etti. Oyun da sona erdi. İşte hepsi bu. Sizin de bilmeniz gerektiğini düşündüm. Yalnız bundan sonra sizden ricam bu konunun bu evde bir daha konuşulmaması. Artık kimsenin endişe etmesine gerek yok. Nereye gidiyorsun Murat? Merak etme anne. En azından şu düğün geçene kadar buralardayım. Levent benden nikah şahidi olmamı istedi. Arkadaşıma verdiğim sözü tutacağım.